Türkiye'de Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilk kez Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali düzenlendi. Festivale katılım yoğundu. 8'i yurt dışından olmak üzere 34 öykücünün katıldığı festival 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in konuşmasıyla sona erdi. Şimdi festivalin kapanış gününden detaylar geliyor ekranlarınıza. Türkiye'nin ilk uluslararası öykü festivali Zeytinburnu Öykü Festivali burada sona eriyor. Türkiye'de ilk kez Zeytinburnu Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali 8'i yurt dışından olmak üzere 34 öykücünün katılımıyla gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kapanış programında konuşan 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Büyük Sanat Ödülü sahibi Festival Onursal Başkanı Öykücü Rasim Özdenören, festivali düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür etti. Özdenören, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın, Türkiye'nin en önde gelen başkanlarından ve aynı zamanda entelektüel de bir belediye başkanı. Böyle bir festival tertiplemiş olduğu için kendisini tebrik ediyorum. Bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa uluslararası bir öykü programı ile karşılaşmış olduk dedi. Ülkelerine şükranlarını sunmak istiyorum. Şiir, roman gibi edebiyat alanlarında birçok festival yapıldığını fakat uzun yıllardan bu yana emek verdiği öykü konusunda ilk kez böyle geniş kapsamlı bir etkinliğe şahit olduğunu belirten Özdenören, festivale davet edildiğinde diğer işlerini bir tarafa bıraktığını aktardı. Festival kapanış programında Aykut Ertuğrul, Akif Hasankaya, Handan Acar Yıldız, Abdullah Harmancı, Filip Mürsel Begoviç, Neland Jotleski, Mustafa Mestur öykülerini okudu. Etkinlikte Rasım Özener'in Sedir Yaprağı öyküsü ise metin dramatizasyonu tekniğiyle teatral olarak sahnelendi. Öte yandan öykü festivaline katılan Filistinli öykü yazarı Ziyad Kattaş, Filistin'deki çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklar için duygulandıran bir mesaj vererek, "Şehit olan çocuklarımız aslında en büyük öykümüzdür ve bu öyküyü yazmaya devam edeceğiz." dedi. Bu haberle birlikte veda ediyoruz efendim. İyi akşamlar.